Şimdi ben rica ediyorum hepinizden, yani iki, hep topik milyon seçmeni iklenmemiz gerekiyor. Bak kızlar, oğlum, Kemal Bey oy istiyor. Tamam, bu iş olmuyor. Biliyor musun? Verdiğinizi biliyorum ama ve lakin yakınlarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza, yani akrabalarınıza, bak lütfen. Canlı gönülden tamam. Yanınızda yazın. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Evet. Apartmanınızın görevlisinin evet. Eşini, çocuklarını, akrabalarını, hepsini ikna edeceksiniz. Hayır öyle, hiç öyle değil. Hayır hiç öyle değil. Hiç bu sistemle, dolayısıyla Hüdapar'ı söyleyeceksiniz sevgili kardeş. Bak ancak şikayet ediliyor. Hayır etmeyeceksiniz. Bak özellikle ilk günümü buraya geldim. Sizle bunları konuşmak için. Şimdi gidiyorum Güngören'e bak. Şimdi ben Güngören'e gidiyorum tamam, burada. Tamam, önce tamam. Size söyledim ki evet. Ne yapmanız gerektiğini. Tamam. Bak tamam. Kemal Bey'i seçeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gördüm. Canım benim. İyisiniz. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Siz 28 Mayıs'ta gelirseniz çoğu Türkiye'nin sorunu yabancılar. Yani ben de Türk soyluyum ama yabancıyım Türkiye'de. Bir sığınmacı var, bir yatırımcı Türkiye'de. Biliyoruz. Bunların hepsini şimdi, biliyoruz be oğlum. Tabii. Bak herkes her şeyi biliyor. Biliyor. Dolayısıyla şimdi ama onda tavrınız nasıl? Tavrınız nasıl olacak? Bak, bilmemezlikten geliniyor. Evet. Bak şimdi Azerimiz var, Türkmenimiz evet. Var. Türkmenlerin, Irak Türkmenlerinden Türkiye'ye gelenlerin evet. Sayısını evet. Kimse bilmiyor sözde. Evet. Canım kardeşim. Bak ben eski İçişleri Bakanıyım. Biliyorum. Bu tür sorulara gerek yok. 10 milyon planınız yekpare Suriyeli evet. Var. Kimle göre altı, kimle göre 8 milyon. Sığınmacı oluyor değil mi? Sığınmacı. Evet. Memleketleri var, vatanları evet. Var. Evet, evet. Ve orayla anlaşıp asarak keserek demiyorum bak. Evet. Ama bu insanlar 2 yıl içine gidecek. Şimdi yatırımcısı var senin gibi, evet. Okuyanı var senin evet. Gibi. Evet, evet, evet. Bu devletin güzel kardeşim 100 yıllık bir geleneğimiz var ya. Evet. Yani. Tamam o zaman. Çalışmaları layık. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu, güzel kardeşim Sayın Kılıçdaroğlu'na yetki verdik. Hem Sayın Özdağ'la hem Sayın Sinan Oğan'la görüşüp herhangi bir talepleri varsa hiç şartsız yerine getirebileceği yetkisini verdik. Dün çünkü televizyondan da söyledim. Çünkü milliyetçilik ve Atatürkçülük deyince aklımız onlar geliyor. Ve savunacaklarını da inanıyoruz. Tabii. Türkiye'nin emniyetçiliği bu oylarınızı da verdiniz. Vereceğim. Hayır verdiniz. Şimdi Kılıçdaroğlu'na rica edeyim oylarınızı. Tamam rica edeceğiz. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Buradan başlama nedenimiz bir gençler, bir kadınlar. Üç, burada yaşayan insanların her birinin evinde ve sisteminde çalışan başka insanlar var. Tahmininizin ötesinde bir nüfus var burada. Dolayısıyla sadece ama genel olarak da seküler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İYİ Parti'nin seçmeni buranın şey. Yani zaten ağırlıklı olarak bu bölge birinci turda muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdiler. Ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama ihmal ettikleri bir durum var. O da demin söylediğim, yani beraber yaşadıkları, beraber evlerinde çalışan, efendim iş yerlerinde çalışan kişilerin oylarını almaları gerekiyor bu defa Sayın Kılıçdaroğlu'na. Onun için geldim. Şimdi buradan Güngören'e gidip sizi bırakacağım yalnız. Çünkü orada başka bir çalışma. Peki efendim bir hafta sonra seçmen tam da bugün sandıkta olacak. Evet. Sandık motivasyonunu nasıl görüyorsunuz? İyi görüyorum. İyi görüyorum. Çünkü şöyle yani bir daha parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olduğunu biliyor herkes. Mesela 8 milyona yakın insan şeye gitmemiş, sandığa gitmemiş. İşte çeşitli sebeplerle Sayın Kılıçdaroğlu ve arasında Sayın Erdoğan arasında bir yarış olmadı. Yani Sayın Erdoğan'a oy vermeyen ama Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermemiş arkadaşlar, kardeşlerimiz var. Şimdi onlara bir bakın bütün oy oranı yani ulaşacağımız seçmen 2,5 milyon. O kadar. O kadar. Onun için mümkün. Şimdi bu denge denetim politikası varmış. Meclis'te Cumhur İttifakı konuktayız şu anda. Evet. Dün akşam Rusya'ya o sahneyle ilgili konuştu. Yani oylarım Kılıçdaroğlu'na yönlendirilmesi için nasıl bir strateji izlediniz? Yani zaten bakın birebir temas. Stratejimiz bu. Bunu açıkladık. Birebir temas kuracağız. Hepimiz bir yerde çalışıyoruz. Ben İYİ Parti adına konuşayım. İYİ Parti
Parti'nin bütün milletvekilleri, milletvekili adayları, il ve ilçe teşkilatları şu anda sahada, her şehirde çalışılıyor. Burada bir imkanımız, çok samimi ve ciddi bir imkanımız var. Happy Top'a ulaşacağımız insan sayısı 2,5 milyon. Dolayısıyla yapılacak iş birebir mikro faaliyet. Şimdi ben yani basın açısından burada başladım. Ne yapmak istediğimizi anlatabilmek amaçlı. İnşallah yayınlarsanız bugünkü bu buradaki programı, bunun bir anlamı var. Yani o birbirimizle konuşmak yerine hepimiz evimizdeki dostumuz, arkadaşımız, akrabamız sandığa gitmemiş veya bir başka tercihte bulmuş insanları ikna etmek. Birinci önce çünkü seçmen veli nimettir. Biz talep ederiz. Ne talep ediyoruz? Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla bütün bu Millet İttifakı bileşenleri bunu yapacak. Birincisi bu. Şimdi buradan ben tekrar söylüyorum, Güngören'e gidiyorum. Yanıma sizi almayacağım orada. Çünkü işte o dediğim mikroyu yapacağım. Yarın da benzer bir biz sizle olacağız. Gene o mikro dediğim alana gideceğim. Siz gelmeyeceksiniz. Ama gittiğimiz bilinecek. Yani o sokağa girdiğim bilinecek benim. Dolayısıyla ben bu genel başkan olarak, İYİ Parti genel başkanım, bizzat bunu yapıyorum. Aynı Sayın İmamoğlu'nun ikinci seçiminde, birinci seçimde yaptığım gibi. Tamam. Bunu yapmaya devam. Dolayısıyla bu kararı da aldık zaten. Elinde, sen onu kullanıyor musun? Bu sene kullanıyorum. Of, harika. Evet. Kemal Bey'e veriyor musun? Şu an içimdeki ve aklımdaki belli. Kim? Burada söylemek istemiyorum. Kim? Kim? Seni ikna edeceğim. Söylemek istemiyorum. Evet, ikna ediyoruz. Ama söyleyeceksin. Bu kadar. Fotoğraf bak, çekimi, bak, kadar. Fotoğraf çekimi canım benim. Aynen. Şeye bağlı. Neye bağlı? Kemal Bey'e oy vermene bağlı. Evet. Çekin, bir laf söylüyorum. Evet. Çekin. Evet. Ben Kemal, geliyorum. Merhaba. Anne misin? Evet, anneyim. Tamam, benziyor çok. Merhaba. Merhaba. Oo, çok güzel. Emir Bey, merhaba. Sen bunu nasıl vereceksin? Bak, kızlar babalar, oğullar analar. Çok güzel. Oturuyor. Dostunuz, arkadaşınız, akrabanız Mardin'de, efendim işte Trakya'da veya Kocaeli'de veya Sakarya'da, göçmenlerin gezdiği yerlerden bahsediyoruz. Bursa'da ne kadar geçen seçimde Kemal Bey dışında oy kullanmış arkadaşınız varsa, dostunuz, akrabanız varsa bunlara çalışmanızı sizler rica ediyorum. Çünkü bir daha biz parlamenter sistem konuşamayız. Bu ucube sistem, mesele Sayın Erdoğan'ın şansı değil. Bu sistemin kendisi. Dolayısıyla bir haftada 36 bin imza atan bir kişi olamaz. Yani her şey bir kişide toplanmış olamaz. Dolayısıyla biz bu seçimde Kemal Bey'i yani ikinci turuna kaldı, kazandırmalıyız. Onun için de böyle tek tek arayacağımız. Şimdi mesela senin telefon numaranı alacağım, kaç kişi konuştun diyeceğim. Bunları yapacağım ya. Evet. Seninkini de alacağım, aynı yapacağım ve seninkini alacağım. Tamam mı? Gençler, sen çocuğunu büyütebilirsin de seninkini de alabilirsin. Dolayısıyla gerçekten şey, yani özellikle siz gençler için. Biz kaç yaşındasınız? Şimdi yani ablamdan benzer jenerasyonlardan geliyoruz. Biz her şartta bir hayat yaşadık diyeceğiz. Şu çocuklara yani neyse bakın diyorlar ki Suriyeliler burayı bastı. Şimdi bir düşmanlık anlamında söylemiyorum ama yani 10 milyon göçmen olur mu ya bir ülkede? 10 milyon göçmen olur mu? 10
şimdi 10 milyon, 10 seneye 20 milyon. Şimdi ondan sonra bu çocukları nereye götüreceğinizi düşüneceksiniz. Onun için, bak rica ediyorum hepinizden, çalışacaksınız. Ben de çalışıyorum, arkadaşlarım çalışıyor. Ama sadece kendi oy vermeniz yetmez. Şimdi 4 milletvekili güzel bir adam. İçişleri Bakanı olarak, bir kadın olarak, kadınla ilgili söylemlerini, yani işte bütün bunların neticesinde bir de Cumhurbaşkanlığı'nı hediye edildiği, Cumhurbaşkanlığı hediye edildiği takdirde ondan sonraki 5 yılın sonunda hep beraber bakacağız duruma olur. Onun için bu seçimin işte bu bahsedilen insanlar yemin etmeyi doğru bulmuyorlar. Cumhuriyet'in ilk işi, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmayı talep ediyorlar. Kadını sahiplendirmek istiyorlar. Yani hayvan mıyız biz? Sahiplendirme diye bir kavram. Şimdi bütün bunların normal hale geleceği bir Türkiye'de kaçınmak için aracılığınızla bütün seçmenlerinize söylüyorum. Bakın hep topu 2,5 milyon seçmenin ya sandığa gitmesi lazım ya da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım. Bunun için her özellikle her bir kadının, her bir genç erkeğin yani can sıkıranı çalışmak lazım. Aksi takdirde nefes, dün nefes alamıyordunuz, yarın yaşama alanı bulamayacaksınız. Onun için de oy vereceğiz ve bu sistemin değişmesi için gayret göstereceğiz. Yani aldılar koydular bakın. Bize çok bütün bir seçim efendim, boyunca PKK'lı dendi. 50 bin tane iftira atıldı ama buna karşı 4 idamarlı girdi işte. Ya onun için de bu biz kadınların işi. Biz kadınların işi. İşte onun için bakın bütün kadınlar hangi görüşte olursa olsun, hangi siyasi görüşte olursa olsun, özellikle AK Partili kadınlar, AK Parti'yi seven, Sayın Erdoğan'ı seven kadınlara, yani bir seçilmek için bu hallere düşmenin yarın Türkiye'sinde başı açık, başı kapalı, genç yaşlı kadınların ne hale dönüşeceğini bir şeydir, göstergesidir. Yani bu baştayken önüne geçmek lazım. Çok daha azken önüne geçmek lazım. Bu yaygın hale geldi. Herkes Gonca Kuruş'ları hatırlamalı. Gonca Kuruş tam tesettürlü bir kadındır. Gençler hatırlamayabilir. Domuz bağıyla öldü. Tam tesettürlü. Ve 5 çocuk annesi bir kadındır. Yani niçin öldü? Hizbullah tarafından öldü. Hizbullah'ın terör örgütü, bakın PKK terör örgütü mü hayır diyemem. Hizbullah terör örgütü mü hayır, Hizbullah'a terör örgütü diyemem diyen bir mantık. Kadını en önemlisi yani sahiplendirilmesi gereken bir canlı, bir yaşam formu gibi gören bir zihniyet bu aleni ve normal hale gelecek. Asıl tehdit bu. Onun için de kadından üzerine düşeni en fazla da AK Parti kadına üzerine düşeni yapması gerekiyor ki bu manyaklıktan kurtulalım.